Arkadaşlar bugün size bir çocuğu suçlu çocuk haline getiren 15 şeyden bahsetmek istiyorum. Bir çocuk durup dururken suçlu çocuk haline gelmiyor. Suçlu çocuklar incelendiğinde anne babaların yaptığı yanlışlarla karşılaşıyoruz. Bu videomda sizler için bu maddeleri çıkardım. Eğer bu 15 maddeden yaptıklarınız varsa aman ha bir an önce bunları bırakın. Yoksa yarın ileride başınıza bela olacak, herkesin başına bela olacak bir çocuğunuz olur. Bak benden söylemesi. Nedir bu maddeler? Hemen veriyorum. Bir, kazan, yeter ki kazan. En önemli şey kazanmaktır. Aman ha. Bunu öğretmeyin. Yoksa ne yapar biliyor musunuz? Kazanmak için her türlü hileye, yolsuzluğa, her şeye başvurur. Yeter ki kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım. Hayır, dürüst, ilkeli olarak kazanmak. 2. Ona bebeklikten itibaren her şeyi ne istiyorsa vermek. Aman ha. Hatta ona her şeyi altın tepside sunmak. Prensim benim, prensesim benim. Yok böylesi. Dünyaya böyle bir çocuk gelmedi. Yok ki zaten benzeri yok benzeri. Böyle bir muamelede bulunmak aman ha. Eğer sen böyle yaparsan o da herkesin ona öyle davranması gerektiğine inanır ve öyle davranmaları için doğru yanlış demeden ne gerekiyorsa yapar. 3. Küfür ettiğinde gülmek. Hatta çevresindekilere küfür ettirmek. Küfret amcana, küfret dayına. Allah ne güzel küfür ediyor şu çocuğa bak ya. Gördük biz bunları. Ve o bunun sevimli, güzel bir şey olduğunu düşünmeye başlar. Hata bu. 4. Ona ahlaki ve etik değerleri öğretmemek. Nereden öğrenirse öğrensin. Sokaktan öğrensin. Televizyondan öğrensin. İnternetten öğrensin. Kendi kendine bir şekilde öğrenir zaten. Böyle bir vurdum duymaz bakış açısı. Eğer ahlaki ilke ve değerlere sahip değilse, bir ölçüsü yoksa, ölçüsü olmayan insan her şeyi yapar. Doğru mu değil mi? 5. Yönlendirmeden seçenek sunmak. Şunu yapacaksın. Bunu yap. Hayır. Her seçimin bir bedeli var. Bunu o öğrenmeli. Onun yerine sen tercihlerini yaparsan, yarın doğruyu yanlışı kendi başına ayıramayan, kendi seçimlerini doğru bir şekilde yapamayan, verdiği kararlarda hatalı kararlar alan bir varlık haline gelir. Her seçimin doğru ve yanlış bir bedeli var. O seçmeli ve o bedeli o ödemeli. 6. Haksız olduğunda ona söylememek. Sen haksızsın oğlum burada. Bu yaptığın yanlıştı senin. Hatalıysa, kusuru varsa bunu net olarak ona belirtmek lazım. Yoksa ben zaten yanlışsızım, yanlış yapan bir insan değilim ki ben. İnsanlar bana düşman, onun için öyle yapıyorlar diye düşünmeye başlar. Hatayı kendinde aramaz, suçu kendinde bulmaz. Suçlu onun hatalarını yakalayanlar olur. Bak benden söylemesi. 7. Kitaplarını, giysilerini, ayakkabılarını, etrafına saçtığı her şeyi sen topluyorsun. Hata bu. Sorumluluğunu bilmeli. Ama onun sorumluluğunu sen üstlenmişsen o sorumluluktan tabii kaçar. Sen böyle yaparsan o sorumluluk yüklenmeyi değil, sorumluluktan kaçmayı öğrenir ve sorumluluklarını başkasına yüklemeyi öğrenir. Sorumsuz bir insan haline gelir. Bak benden söylemesi. 8. İstediği her şeyi okumasına, izlemesine, dinlemesine izin vermek. Tabii vereceğiz hocam. Çocuk nereye istiyorsa orayı izlesin, baksın. Yanlış bu. Fiziksel beslenmesine dikkat ettiğimiz kadar zihinsel beslenmesine de dikkat etmemiz lazım. Oynadığı oyunlar şiddet mi içeriyor? İçeriyor. Ondan sonra şiddet düşkünü çocuklar haline geliyor. Nasıl fiziksel olarak ne yediğine dikkat ediyorsak, zihinsel olarak da neyle beslendiğine dikkat etmemiz lazım. Ne okuyor, ne oynuyor, ne izliyor, ne dinliyor. Yoksa yanlış şeylerle dolan bir zihin
tehlikeli bir zihin. Onun da başını belaya sokar, senin de. Bak benden söylemesi. 9. Yanlışa hayır deme cesaretini verememek. O kadar önemli ki bir şeyler yanlış çevresinde buna müdahale etmiyor. Ya da yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmesine rağmen arkadaşları arasında sevilmek için uyum sağlıyor. Bu sefer arkadaşlarıyla beraber yapmaması gereken şeyleri yapan bir insan haline çok rahat gelebilir. Bak benden söylemesi. 10. İstediği kadar para vermek. Ona paranın kıymetini bilmesini öğretmemek. Para bende, nasıl olsa şöhret bende, ver çocuğuna ne isterse. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Hocam ben çektim, o çekmesin. Ama sıkıntılar, zorluklar insanın karakterini geliştiriyor. Onun için sen zorluk çektin, üzüldün, tamam zengin oldun, paran var. Ama o parayı hazır bulan bir çocuğa hazır bir şekilde veriyorsan iyilik değil, kötülük yapıyorsun. Hayatın içinde bir şeyleri elde ederken çaba harcamıyorsan sen o şeyin değeri de olmuyor zaten. 11. Öz denetimle anlık zevk arasındaki farkı öğretememek. Yemek, içmek, konfor, rahat. Ne istiyorsa onu yapmak. Anlık zevk peşinde koşan bir varlık haline gelmişse çocuk, onlardan herhangi birisi eksik olduğunda bu çocuk mutsuz olur. Hayal kırıklığı yaşar. Dışarıda lokantalarda yemeğe alışmış. Annesi sürekli onu seviyor diye götürüyor. Evde yemek yemiyor. Evde mutsuz. 5 yıldızlı otellerde tatil yapmaya alışmış. Avrupa'ya götürmüşler. Avrupa'daki oteller 5 yıldızlı oteller gibi değil tabii. Çocuk yıkmış ortalığı, ben burada mı kalacağım? Bu kadar iğrenç yere tatil mi olur, beni niye getirdiniz diye. Onun için anlık zevklerine düşkün bir varlık haline getirirsek çocuğumuzu yarın bir canavara dönüşür. Bak benden söylemesi. 12. Herkesin ona karşı ön yargılı olduğunu düşünerek her yerde onu korumak, onun tarafını tutmak. Öğretmenler düşman benim çocuğuma. Mahalledekiler sevmiyor benim çocuğumu, ondan öyle yapıyorlar. E senin çocuğun hiç mi hatası yok? Çocuğunun hatalarını, eksiklerini görmeden ona her haliyle, hatalarıyla, eksikleriyle, yanlışlarıyla düzeltmeden sahip çıkmak. Uyarmadan sahip çıkmak. Çocuğu bir canavara dönüştürür. 13. Başını belaya soktuğunda elimden gelen her şeyi yaptım ama ben onu düzeltemedim diyerek kendini suçlamak. Senin hataların olabilir ama yaptıklarından onun da hatası var. Her insan kendi yaptığının bedelini kendi de ödemeli. Onun yerine bedel ödemeye kalkarsan hata edersin. O çocuğu vicdan yoksunu suçlu bir insan haline getirsin. Bak benden söylemesi. 14. Disiplinin özgürlüğü ortadan kaldırdığına inanmak. Ve ona sert dille uyarılarda bulunmaktan çekinmek. Özgür olsun çocuğum. Ne istiyorsa onu yapsın. Yoksa psikolojisi bozulur. İlkeler, prensipler, doğrular, yanlışlar. Yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler. Bu konuda uyarı. Yapamazsın, niye yapıyorsun? Yapmamalısın. Ne yaparsa yapsın. Olmaz. Ortaya suçlu bir çocuk çıkar. Bak benden söylemesi. 15. Herkes ve her şey satın alınabilir. Her şeyin bir bedeli var. Sen o bedeli bul, ver, kesinlikle herkesi satın alırsın. Kafaya bak. Her şey satın alınabilir dersen dürüstlüğü satışa çıkarmış olursun. Dürüstlük önemli olan, doğru şeyi yapmak önemli olan. Eğer bunu öğretemezsek o çocuk paran olduktan sonra, gücün olduktan sonra sen ne istiyorsan o yapılır kardeşim. Bunu öğrenmiş oluyor. Ve böyle bir çocuk büyüdüğü zaman var ya hepimizi üzer, hepimizi zora sokar benden söylemesi. Evet arkadaşlar, bu 15 madde amana dikkat edip yapmamamız gereken çok tehlikeli maddeler. Anne babalar olarak bilinçli olalım. Bu 15 maddeden uzak duralım. Ve bu videoyu mutlaka çevrenizdeki herkese gönderin.
Çünkü bu hatalar yapılırsa yarın o çocuklar yüzünden geleceğimiz kararır. Bu hataları kimse yapmamalı. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.